Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Bugünlerde Mısır halkı ülke tarihinin en büyük destanı ve Allah Teala'nın Mısırlara bağışladığı 10 Ramazan ve 6 Ekim 1973 zaferi yıl dönümünü kutluyor. Bu zafer sayesinde Mısırlılar kendi topraklarını ve saygınlığını geri aldılar. Bu büyük savaşta Mısırlı askerler kahramanlığın, kurtuluşun ve fedakarlığın en yüksek anlamlarının altını çizdiler. Mısırlı askerin amacına ulaşmak için Allah'a olan inancı ile güveni, kendi kararlılığı ve irade gücü de belli oldu. Hedefler ulvi ve şerefli olunca fedakarlıklar da kıymetli olmalıdır. İnsan Allah yolunda can feda etmekten daha kıymetli bir şey yoktur. Din, vatan, toprak ve namusu savunan kişi şehitlik mertebesine ulaşmak için can feda eder. Şehitlik mertebesine ulaşmak Allah'ın hediyesi olup Allah Teala peygamberler ve sıddıklardan sonra en sevdiği insanlara bağışlar. Allah Teala şöyle buyurdu. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Muhakkak ki Allah'ın şehit olmak için bir insan seçmesi Allah'ın bu insana razı olduğuna dair bir kanıttır. Bu mertebeden daha üstün bir mertebe yoktur. Allah Teala sizden şehitler edinmek için böyle yapar buyurmuştur. Şehit kendi Rabbini razı etmek için vatanını savunan, ahireti dünya yerine tercih eden, arzuların üstünden gelen ve din ve vatan uğrunda savaşıp can feda eden kişidir. Şehidin bu mübarek mertebeye kavuşması ne kutludur. Allah ile yapmış olduğu bu alışverişten dolayı sevinmelidir. Allah Teala, Allah müminlerden kendilerine vereceği cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler. Öldürürler ve öldürülürler. Müjdelenen bu cennet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın yerine getirmeyi ohdesine aldığı kesin bir sözdür buyurmuştur. Mükafatı ebedi cennet olan mertebe ne güzeldir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ümmü Harise İbni Suraka diye bilinen Ümmü Rabi binti Bara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Resulallah bana Harise'den haber verir misiniz? Harise Bedir savaşında şehit düşmüştü. Eğer cennette ise sabredeceğim. Böyle değilse ona ağlamaya çalışacağım dedi. Peygamber Efendimiz ey Ümmü Harise, şüphesiz cennetin içinde cennetler vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs cennetindedir buyurdu. Hak şehidi, aşağılığı herhangi bir şekilde kabul etmeyen, zilleti reddeden ve kendi malına ve sahip olduğu şeye saldırmak isteyene karşı çıkandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Ya Resulullah, bir kişi gelip malımı almak isterse ne yapayım dedi. Resulullah ona malını verme buyurdu. Benimle savaşmaya kalkarsa ne dersin diye sordu. Sen de onunla savaş cevabını verdi. Adam beni öldürürse dedi Peygamberimiz sen şehit olursun buyurdu. Peki ben adamı öldürürsem deyince Efendimiz o cehennemdedir buyurdu. Yine hak şehidi toprağı, namusu ve vatanını savunan kişidir. Zira gerçek Müslüman vatanı savunmanın can
din ve malı savunmak gibi olduğunu iyi bilir. Said İbni Zeyd'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: malı uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Bunun için şehitlik anlamı, insanın Allah yolunda din ve toprağı savunmayı ve saldırgana karşı çıkmayı gerektiren her durumda kendi canını feda etmesine bağlıdır. Bildiğiniz gibi vatan sevgisi imandandır. Bu arada kanları Mısır'ın temiz toprağıyla karışan ve Allah'ın rızasını kazanan Ekim Zafer'in kahraman şehitlerini kutluyor ve saygıyla anıyoruz. Yüce Allah'ın bizi şehitlerden saymasını dileriz. Şehitliğin büyük semereleri vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi şehitler Allah katında diridirler ve rızıklanırlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini doymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Evet, onlar hem diridirler hem de Allah katında en güzel lütuf ve ikramlara kavuşmakta, en büyük ecir ve mükafatı almaktadırlar. Onlar hiçbir güzün görmediği, hiçbir kolayın doymadığı, hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği cennette mutlular. Arkalarından gelecek şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı ve güzel lütuf ve nimet bulunduğu müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Cabir İbni Abdullah'tan şu hadis-i şerif nakledilmiştir. Cabir şöyle rivayet ediyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Cabir, Allahu Teala'nın babana söylediği sözü sana haber vereyim mi diye sordu. Ben evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah berde ardından olmaksızın hiç kimseyle katiyen konuşmamıştır. Velakin babanla berdesiz ve doğrudan doğruya konuştu ve ona, ey kulum, benden ikram iste, sana vereyim buyurdu. Baban da, ey Rabbim, arzum beni diriltirsin, ben de ikinci defa senin uğrunda şehit edilirim dedi. Allahu Teala da insanların dünyaya hiç dönmeyecekleri hükmü şüphesiz benim tarafından önceden verilmiştir buyurdu. Baban, ya Rabbi, o halde bizim durumumuzu arkamda kalanlara bildir dedi. Bunun üzerine, Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar ayetini indirdi buyurdu. Şehitliğin mükafatı hakkında Miqdad İbn-i Ma'di Yekrib'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şehidin Allah katında 6 özelliği vardır. Kanının ilk damlası ile günahları bağışlanır. Cennetteki yeri kendisine gösterilir. Kabir azabından korunur. En büyük korkudan emin olur. İman elbisesi kendisine giydirilir. Hureleyn ile evlendirilir ve akrabalarından 70 kişi hakkında şefaat etmesi kabul edilir. Allah'ın şehitlere bağışladığı lütuflardan meleklerin arap vermeksizin şehitleri kanatlarıyla gölgelendirmeleridir. Bu hususta Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'a şöyle dedi: babamın müsle yapılmış cesedi getirilip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne konuldu. Yüzünü açmak üzere gittim. Fakat oradaki topluluk bana engel oldu.
Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haykırarak ağlayan bir kadın sesini duyunca, neden ağlıyorsun? Ağlama. Melekler ara vermeksizin onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlar buyurdu. Şehitler cennete hesapsız azapsız giren ilk zümreyle birlikte olurlar. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim dedi. Kıyamet gününde Allah Teala cenneti çağırır. Süsleri ve güzel kokusuyla geldiğinde Allah şöyle der. Allah yolunda savaşan ve yolunda öldürülen ve yolunda eziyet edilen ve yolunda cihat eden kullarım nerede? Cennete gelin, cennete girin. Onlar cennete hesapsız ve azap görmeden girerler. Bunun üzerine melekler gelir ve şöyle derler. Rabbimiz, biz seni bize tercih etmiş olduğun şunlardan gece ve gündüz tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Bunun üzerine Allah Teala şöyle der. Bunlar benim yolumda savaşan ve eziyet edilenlerdir. Bunun üzerine melekler onların yanına bütün kapılardan girer ve sabrettiğinize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun ne güzel sonucudur bu derler. Şehitler cennette en üstün ve en güzel evlere sahip olurlar. Semura bin Cündeb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda iki adam gördüm. Yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar. Sonra da bir eve götürdüler. O ev şimdiye kadar benzerini görmediğim güzellik ve değerdeydi. Sonra o iki kişi bana bu eşsiz ev şehitler sarayıdır dedi. İşte tüm bu mükafatlardan ötürü bir tek şehit dünyaya geri gelmek ve ikinci defa Allah uğrunda öldürülmek ister. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve 10 defa şehit olmayı ister. Başka bir rivayette şehitliğin faziletini gördüğü için denilir. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, bu hayatta büyük hedeflere ulaşmak için eş değer büyük fedakarlıkların yapılması gerekir. Şüphesiz din ve vatan uğrunda can feda edenler büyük fedakarlık ve kurbanlık yapmışlardır. Aziz vatanımız ve hak dinimize karşı olan vazifemiz, vatanın güvenliğini sağlamak, onu savunmak ve düşmanlardan gelen tehlikeden korumaktır. Vatanımıza zarar vermek isteyenler için herkesin elinden geldiğince işi ve sorumlulukları çerçevesinde uyanık gözler olmamız ve hep birlikte çalışmamız gerekir. Allah'ın ipine sımsıkı tutunan ve Allah'a verdikleri sözü yerine getiren yiğitlerimiz olduğu için kendimizi tebrik ederiz. Onlar güçlü bir irade ve sağlam bir iman ile sevgili Mısır'ımızı kurtarıp gelişme yoluna koymayı başarabildiler. Zafer Bayramı vesilesiyle kahraman silahlı kuvvetlerimize selam olsun. Bilelim ki gelişim, refah, çalışma ve üretime doğru hareket etmemizi gerektiren başka bir vazifemiz vardır. Ekim Savaşı'nda güçlendirilmiş Barlev savunma hattı üzerinden geçebilen askerlerin çocukları ve torunlarının güvenlik, kalkınma ve refahı gerçekleştirmek için bütün engelleri ve zorlukları kolayca
aşabileceklerini tüm dünyaya kanıtlayabiliriz. Ayrıca akıllıca düşünen siyasi liderliğimiz, cesur silahlı kuvvetlerimiz, vatansever polisimiz ve devletin tüm ulusal kurumları arkasında durup desteklememiz gerekir. Ey Allah'ım! Mısır'ı ve insanlarını tüm kötülüklerden koru. Huzur ve güven nimetini daim eyle. Ey Allah'ım! Mısır'a refah ve bolluk ver. Amin.